birlikler içinde bulunan bildiğimiz kalkanıyla savaşan insanlar değil bunlar. Atlı olarak, atlarıyla birlikte İngiliz atının köklerine uzanın artık. 5500 tane savaşçı atlarıyla birlikte adaya götürüldü. Bunlar orada kaldılar. Bunlar yerlilerle evlendiler. Dillerini kuşkusuz bir müddet korudular. Böyle çarşıya, pazara, değişkelere dağılmadıkları için belli olarak kullanılan kalelerde yaşıyorlardı. Oralarda çiftlikler kurdular. Toplu haldeydiler. Dolayısıyla belli bir müddet, evet biz Türkler çabuk asimile oluruz, hemen kaybolur gideriz. Fakat bunlar toplu yaşadıkları için belli bir müddet dillerini kullandıklarını, hatta yerlilerden evlendiler, çocuklar oldu, çocuklarına öğrettiler falan. Ama sonuçta birkaç kuşak sonra bu mukadderdir. Bunlar dillerini unutacaklar ve yerliler arasında eriyeceklerdir. Evet, biz Briton dilini bilseydik, böyle net olarak İskoçça gibi, Galce gibi elimizde veriler olsaydı, onların dil kalıntılarına bakardık. Britonları Anglo-Saksonlar asimile etti dedik. Aralarında yok ettiler, ele ettiler. Peki Anglo-Sakson diline, dolayısıyla İngilizceye herhangi bir bu sarmatların dilinden kelimeler kalmış olabilir mi? Bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Eski İngilizce'de kökeni belirsiz olan, daha 2020 senesi itibariyle kökenini bulamadıkları bir kısım kelimeler var. Ve bunlar da çok temel kelimeler. Arkadaşlar big, büyük gibi bir sıfat. Çok temel bir kelimedir. Kökeninin ne olduğunu bilmiyorlar. Eski Türkçe böktür kelime, büyük anlamında. Ama Batı'da hiç buna yakın bir kelime geçmez. Tuhaf bir şekilde. Bug kelimesi... Şimdi böcek bilmem ne çok mu önemli? Arkadaşlar bit pire kelimesi dünyanın en değişmeyen 208 kelimesi arasından biridir. Yani iki dilin akraba olup olmadığına bakmak için bit ve pire tabirleri bu dillerde nedir onlara bakılır. Tuhaf bir şekilde bunlar değişmeyen kelimelerdir. Çok önemlidir. Yani bit de pire de evet dolayısıyla böcek isimleri genel olarak tahta kurusu olur, örümcek olur, bilmem başka bir şey olur. Eski Türkçe'de bök, bugünkü böcek kelimesinin karşılığıdır. Biz böcek, küçültmek ile tekrar Türkiye Türkçesinde böcek biçimini kullanıyoruz. Ama Kaşgarlı örneğin bök olarak geçer kelime. İngilizce'de bug'tır, tahta kurusu. Genel olarak böcek ve bundan türeyen buggy, bugyman, öcü, hayalet anlamı. 8-10 tane kelime daha vardı. Şu an aklıma gelmiyor. Girl kelimesi arkadaşlar. Kız kelimesi temel bir kelimedir. Yani kız kelimesi temeldir. Sondaki L eki küçültme eki almış. Ya yani biz kızacağız dememiz gibi. Anglo-Sakson İngilizce'de küçültme eki almış biçimi. Dolayısıyla gör, gir kelimesi esas biçim oluyor. Peki gir ne demek? Hiçbir yerde hiçbir akrabası yok kelimenin. Bu nasıl bir kelime? Anglo-Sakson dili deyince German dilleriyle bağlantılı olacak. Flemenkçe ile, Almanca ile, Danca ile, İsveççe, Norveççe bir sürü akrabası var. Buralardan hiç mi bunun bir tanıdık bir kelimesi çıkmıyor? Hadi olmadı diyelim. Adadaki ada yerlilerinden alınmış bir kelime olur. İskoççadan, Galce'den, İrlanda dilinden. O da değil. Bu gir kelimesi nereden geldi? Arkadaşlar bizim kız kelimesi eski Bulgar Türkçesinde hir olarak geçer. Başka bir şey değil. Evet. Macarca'da da benzer şeyler var. Türkçe'de de şu an inanın şu an aklıma gelmiyor. Kitapta var bu kelimeler. Örneğin Macarca too kelimesi fazla demektir. İngilizce'de de too fazla demektir. Ne bileyim, Macarca nyak boyun demektir. İngilizce'de de ki boyun demektir. Evet, sanırım yeterli. Dediğim gibi başka bir Sarmat dersinde onları görürüz. Şimdilik burada biz Arthur'u ve ondan muhtemel kalan dil yadigarlarında kaldığını söyledik. Hiçbir şekilde Arthur Türktür ama ne Britonlar Türktür, ne İngilizler Türktür, ne İskoçlar Türktür.
oraya gitmiş olan, orada erimiş olan 5500 kişilik, tam sayıda elimizde 5500 kişilik bir Türk birliğinin orada erimiş, yok olmuş, izler bırakmış, bir destan bırakmış. Bunların komutanı olan Arthur isimli kimse de, Arthur Türkçe'de ne demektir? Er dediğimiz kelime arkadaşlar, eski Türkçe'de A'ya yakın, açık bir A'ya arası bir sesle söyleyelim de Arthur olarak. Bu yüzden avar, macar, bilmem nedeki sondaki ar kelimelerini er, erkekin eri olarak açıklar bilim adamları. Er dur, er olarak kal yani. İşte bugün er kal dediğimiz, er duran dediğimiz ne bileyim biçimde bir isim olarak çok rahat bir şekilde biz açıklayabiliyoruz. Ama başka hiçbir dilde bunu açıklayamıyorlar. Açıklaması olsaydı ona sığınırlardı. Şu an Arthur kelimesi arkadaşlar açıklaması olmayan, bilinmeyen kelimelerden birisi. Evet, mesele bu. Arthur'un Türk bağlantısının özü bu. Daha geniş olarak Türklerin Kökeni kitabında yazdık bunu. Oradan bakılabilir. Ondan da daha geniş olarak İngilizce olarak yazmış durumdayız. Yayınlandığı zaman da ondan daha geniş olarak okunabilir. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.